Sevgili seyirciler, bugün yine yeni bir yorum analiz programında birlikteyiz. Bugünkü çalışmamız yine e, Orta Doğu'da, Orta Doğu'da Kürtler ve onların şu an toprakları üzerinde ola gelen üçüncü dünya savaşı diyebileceğimiz bir nitelikte bir durumla Karşı karşıya olan bu Kürt halkının genel durumuna bakacağız. Ve e, bugünkü konuğum se sevgili gazeteci yazar Hasan Hüseyin Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş ne var ne yok umarım sağlığınız iyidir. Teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisiniz. Teşekkürler. Değerli hocam bildiğiniz gibi son günlerde iyice kızışan bir durum var Orta Doğu'da yine. Emperyalist ülkelerin o paylaşımlar canıraş bir pazarlıklar devam ediyor. Ve hem Suriye, Suriye'deki Kürtler için hem güneydeki Kürtler için yani Irak Güney Kürdistan'da olmak üzere ciddi bir sıkışmışlık yaşanıyor. Gerekçe de hem ABD'nin orada varlığı, hem Sovyetlerin orada varlığı yani Rusların bu paylaşım sürecinde ekstra bir de gerçekten de Kürtlere müthiş bir düşmanlıkla yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti var ve İran'ı da unutmuyoruz tabii bu noktada. Böyle baktığımızda neler oldu, şimdi neler oluyor? Şimdi olan bir tane kavrayabilmek için Türk egemenlik sistemini kavramak gerekir. Daha doğrusu Luzon'u kavramak gerekir. Luzan'la birlikte bilindiği gibi Kürdistan dört parçaya bölündü. Her bir parçası bir devletin veya bir ülkenin sınırları içinde hapsedildi. Kürt ve Kürdistan kavramları bile inkar edildi. Milli egemenliğimize el er konuldu. Tüm milli değerlerimiz inkar edildi. O politika o günden bugüne süre gelen bir süreci yaşadık. Tabii bu süreçte katliamlardan geçirdik. Üh, ülkemizden koptuk, göçebe durumuna düştük. Bir sürü insanımız cezaevlerinde konuldu, işkencelerde geçirildi. Bir sürü insanlarımız faili dev, belli devletin tarafından katledildi. Ee, ama şuydu, amaç bizi her içinde bulunduğumuz devlet bizi kendileştirme mücadelesi uğraşını verdiler. Türkler bizi Türkleştirmek istediler. İranlılar bizi Persleştirmek istediler. Araplar bizi Araplaştırmak istediler. Ama bir türlü yapamadılar tabii. Tabii buna karşı Kürtlerin kan bedeli, can bedeli bir mücadelesi oldu. O mücadele o günden bugüne süre gelen. Ve hiç eksiksiz ara verilmeden biz varız dedi Kürtler. Ve vardırlar. Ve bu mücadelede bilindiği gibi sürmektedir. E bu sümürgecilerimiz tarafından kabul görülen bir durum değildir. E, mevcut olan bu mücadeleyi sekteye uğramak için adamlar her yol ve yönteme başvuruyorlar. E, kimyasal silaha varan üstümüzde denemedikleri hiçbir yöntem bırakmadılar. Bugün de bunun mücadelesi veriliyor. Özellikle Amerika'nın 1991'den sonra ülke Orta Doğu'ya gelip yerleşmesiyle birlikte yeni bir sistem dayatmaya çalıştı Orta Doğu'ya. Adamların iddialarına göre işte o genişletilmiş Orta Doğu dediği projeleriyle birlikte 22 ülkenin tasfiye edecekleri, bu devletleri ortadan kaldıracakları, bu devletlerin, bu ülkeleri parçalayacakları, yeni sınırların oluşturacakları bu proje ile sahaya inmişler. Bu proje aslında Kürt Milli Hareketi'nin çıkarıyla da örtüşüyor. Yani onların izlediği politika Kürtlerin istemleriyle de çakıştığı için doğal olarak mütefiğimiz kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi bu süreçte biliyorsun şimdi 1991-90'lardan sonra Sovyet sisteminin ile birlikte Amerika yeniden dünyayı kendine çıkarına uygun olarak dizayn etmeye çalışırken Rusya da bu ara kendisini toparlamaya çalıştı. Orada Orta Doğu'dadır. Ee, Amerika Orta Doğu'ya gelişiyle birlikte 1991'de işte Birinci Körfez Savaşı ile birlikte Saddam'a yöneldi. 2003'te Saddam'ı düşürdü. Saddam'ın düşmesiyle birlikte Güney Kürdistan'da önemli mevziler kazandık. Ve süreç içinde de işte federasyon statüsünde bir statü kazanıldı. 2011 yılında da Suriye müdahale edildi. Suriye müdahale edilmesiyle birlikte Kürtler, Suriye'deki parçadaki Kürtler örgütlendiler. Onlar da kendi ulusal haklarını alması için büyük bir çaba verdiler. Tabii bu arada bu mücadele hak kazanımı karşısında bizim sümürgecilerimizin kabul edeceği bir durum değildi. Onun için müdahalelerde bulundular. İşte ne yaptılar? Kendi egemenliği altında bir sürü cihayist gruplar oluşturdular. İşte bunların başında biliyorsun eşit gelir. IŞİD'i Kürtlere saldırdılar. IŞİD'i finanse eden, koran, para veren, silah veren, Örgütleyen, yani, daha doğrusu onları organize edip özerme salan Sömürgeci devletlerdi. Şimdi Amerika'nın ortalık devreye müdahale etmesiyle birlikte iki devlet devletsizlikten çıktı. Hem İran hem Suriye. Yani devlet demek için bin şahit lazım. Birer çete konumundadırlar. Aslında İran Mullah rejimi de bir çete devletidir. Türk devleti de bir çete devletidir. Mafyalaşmış devletlerdir bunlar. E bunlar kendi geleceğini, bakalarını Kürtlerin yok olma, yok etme üzerine inşa etmişlerdir. E bu insanların geldiği bu aşamada Kürtleri toptan bir soykırımdan geçiremiyorlar. Uluslararası konjektür buna uygun değildir. Kürtler de teslim olmuyorlar. Az bir nüfusa da sahip der, değildirler. 70 milyona varan bir nüfusa sahibiz. Bunun dünya genelinde dünya tabii dünya genelinde hmm. e, bunun 30 milyona yakını Türkiye'de olduğu, Türkiye'nin egemenliği altında bulunan Kuzey Kürdistan'da olduğu söyleniyor. Büyük bir potansiyeldir. Yeah. Ve bu potansiyel kendi örgütlüğünü yarattı ve Türkiye'ye karşı kendi ulusal haklarını alması için mücadele ediyor. E bu da Türklerin kabul edemeyeceği bir durumdur. Çünkü onlara göre tek millet, tek devlet, tek dil, tek bilmem ne, yani teklerle başlıyor, teklerle biten bir mantıka sahiptirler. Dünyanın hiçbir devletinde hem anayasasında hem de yasalarında işte benim kimliğimi taşıdığın zaman sen benim milletimdesin diye bir ibare yok. Bu sadece Türklerde var. İşte ne diyorlar? 66. maddedir aklımda kaldığı kadarıyla. İşte kimliğimi taşıyan, Türk kimliğini taşıyan diyor. Herkes Türktür diyor. E bunun dışında ben Kürdüm, ben şuyum, ben buyum dediğin zaman devletin o sert yüzüyle karşı karşıya geliyorsun durum bu. Şimdi bu toplumu da kendilerine benzetmişler. Anadolu toplumu. Onlar gerçi kendilerine Türk toplumu izliyorlar ama Türk toplumu diye bir toplum yok. Yani Türkiye'nin devlet sınırları içinde Türk toplumu demek bin şahit lazım. Kendi iddialarına göre biz 72,5 milletten oluşmuşuz diyorlar. Ve o 72,5 millet nedir? işte Kürtlerdir, Ermenilerdir, Boşnaklardır, Çerkezlerdir, Arnavutlardır, say say bitmez. Ve onun yarısı yani o puçuğu ancak Türk olabilir. Resmi görüşleri budur. Bundan yapmış olduğu bir araştırma var. Aklımda kaldığı kadarıyla 83 milyonun içinde %2,8 Türk yani asıl, asıl Türk, etni, asıl Türk etnisitesine sahip olan yüzde iki buçuk mu? 2,8 virgül sekiz. Yani Konda'nın açıklaması bu. Hmm. Yani bu da neye tekabül ediyor? 3 üç, üç veya 4 milyon, sen beş milyon nüfusa tekabül ediyor. Diğer tüm kesimleri ise farklı etnik gruplardan oluşuyor. Şimdi böylesi bir toplumda şimdi Kürtler bu toplumun çimentosu konumundadırlar. Çünkü nüfus olarak en kalabalık olan kesimdir. Sen Kürtleri arada çekip aldığın zaman bu toplum çöker. Türkler de bunu bulduğu için Kürtlere bir hak vermemek, Kürtlere bir hak vermemek için e, yani ne kadar baskıcı yöntem varsa Kürtler üstünde deniyorlar. Ee, en son bildiğin gibi işte bir hafta mıdır, iki hafta mıdır süren hem Güney Kürdistan'da hem de Güney Batı Kürdistan'a, Rojava'ya havadan yoğun bir hava hareketi var. E şimdi bu hara, hareketiyle sonuca gidemeyeceklerini çok iyi biliyorlar yetmiyor. Yani Kürtlerin o direnişini kırmak, Körtler'in elde etmiş olduğu o kazanımlarını yok etmek hava operasyonlarla olmuyor. Ee, bir kara operasyona ihtiyaç duyuyorlar. E şimdi kara operasyonu yapması için uluslararası o alanda bulunan uluslararası süper göçlerden izin almayı gerektiriyor. E kimdir onlar? İşte birisi Rusya'dır, birisi Amerika'dır. Ayrıca da o eskiden o bölgeye hakim olan devlet var, Suriye devleti var. Ee, orada söz sahibi olan bir İran var. Ee, İngiltere var. İngiltere şu an koalisyon içindedir. Yani koalisyon içinde kaç devlet var? kesin bilmiyorum ama 50 60, 40, e 42 43 diyorum ha. Ben de tam bilmiyorum. bilmiyorum. Sayı olarak bilemiyorum. koalisyon içinde bir sürü ülkeler var ama esas olarak politika yürüten Suriye üzerinde hakim olan iki güç var. Amerika ve Rusya'dır. Amerika'nın dayandığı güç Kürtlerdir esas olarak. Suni Araplarla da ilişkileri var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ee, Nusayrilerin hakim olduğu işte Şam'ın da devlet de olarak kendisini tanımladığı kesim de işte Rusya ve İran'ın desteğiyle şu ana kadar ayakta kalıyor. Ee, Türkiye de bu ara devreye girdi, özellikle o örgütlerde Cihaiist örgütlerle birlikte. Rusya'nın da önünü açmasıyla özellikle Amerika'nın ve Kürtlerin Akdeniz'e ulaşacağı o yolu kapatkenleri kapatamazlardı. Kapatamazlardı. Ee, ne yaptılar? Özellikle çünkü orada hakim olan bir cihaz gruplar vardı. O cihayist gruplar üstünde egemen olan da Türklerdi. Türklere yol verdiler. O yolu kestiler. Şu anda göçlü bir örgütleri var. Bilebildiğim kadarıyla 200 bine yakın silahlı göçleri var. Orada o cihazı olan kesimlerin. Ee, fakat buna rağmen Kürtlerin oradaki yükselişini engelleyemedi. Engelleyemedi. Ee, engelleyemiyor çünkü Amerika arkada. Amerika silahlı olarak onları güçlendiriyor. Ekonomik olarak güçlendiriyor. Daha doğrusu onlara koruma şemsiyesi rolünü oynuyor. Ee, Türkiye onun için bir türlü buradan giremiyor. Hava operasyonu kendilerini açtılar. Özellikle Suriye'nin hava sahasına egemen olan e, Rusya'dır. Türklere hava salsın açmışlar. Ee, serbestçe uçaklarına kaldırabiliyorlar. Gidip bombalayabiliyorlar. Ama bu yetmiyor. Karadan girmek istiyorlar. E, karadan girmek istedikleri zaman da karşılarında e, biliyorsun yani Suriye'yi Amerika ile Rusya arasında kendi aralarında bir anlaşmaları var. Suriye kendi aralarında paylaşmışlar. Ee, Senaryo olarak Fırat'ı gösteriyorlar. Fırat'ın doğusunda Amerika egemen. Fırat'ın batısında da Rusya egemendir. Ee, Amerika'nın egemen olduğu doğu o, kuzey Suriye dedikleri yani daha doğrusu bizim tabirimizde güney batı Suriye veya Rojava'ya Amerika hakim olduğu için Türkler oraya girmeyi güzel alamıyorlar. Çünkü girmeleri için izin almaları gerekiyor. Amerika'da hayır diyor, giremezsin oraya diyor. Ee, ne yapması gerekiyor? Bu sefer Fırat'ın batısındaki alanlara gözünü dikmiş. Neresidir orası? İşte Memiş'tir, El, El Fırat'tır, Hı. Kubani'dir. Buralarda hakim olan... Efendim? Tel Rıfat ve Kubani'dir. Tel Rıfat, ya Tel, tel Rıfat'tır, iştir Kubani'dir. Buralarda hakim olan, yani saha olarak hakim olan, gerçi orada şey egemendir, yani halk örgütlüğü açısında, YPK, de egemendir. Ama hava sahası olarak Rusya sahasıdır. bir de asker bulunduruyor. Hem Şam yönetimin askerleri var, hem İranların askeri var. Ayrıca Rusya'nın askerleri var. İşte bunlarla Aslan'a sürecinde bunlar anlaştılar. Orayı işgal edebilir müzakereleri yapıldı. İddialara göre daha şimdiye kadar böyle bir operasyon izni almış değiller. Ama büyük olasılıkla e, Ruslar o izni verebilirler. Niye Peki verebilirler? hocam e, sözünüzü, sözünüzü unutmayın. Bu arada ee, çok ciddi gelişmeler de oldu. Özellikle e, Rus devlet başkanının bir açıklaması oldu. Ee, görebildiniz mi bilmiyorum. Ee, Lavrov. Şunu söylüyor Lavrov. Yani Avrupa, e, Amerika'nın e, kendi tarihsel arka plandaki e, yapmak istediklerini yapmak için yine Orta Doğu'da. Ve bölgeyi bölüp yönetmekten başka bir e, talebinin olmadığını söylüyor. Ve e, açıkça şu çok net bir şey söyledi. Yani pek beklenir bir şey mi değil. Bugüne kadar Ruslar bu kadar açık konuşmuyorlardı. Dedi ki oraya bir Kürt devleti kurmak istiyor. Bunu biz Aslana grubu olarak şiddetle karşıyız diyor. Yani evet. Ruslardan... Bugüne kadar böyle bu kadar açık bir mesaj ben duymamıştım. Yani hep arka planda söylüyorduk biz. Yani Ruslar şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyor ama çok net ortaya koydu. Yani pazarlık öyle bir kızışma noktasına gelmiş ki demek ki. Gerçekten ne oldu orada? Yani e, Türkiye'nin sadece oraya girme işi bununla ilintilendirilebilir mi? Yoksa aslında pazarlık bitti. Artık şov mu yapılıyor bize? Şimdi Lavrov'un o açıklaması ilk değil. Lavrov o bu, bu kadar açıklıkta yani bu kadar açıklıkta aynı, değil. Da. Aynı 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 cümlelerle ifade ettiği aynı düzeyde açıklaması daha var. Sanıyorum aklımda kaldı kadarıyla 6 7 ay önce yine aynı şeyleri kurmuştu. Amerika, e, Kuzey Doğu Suriye'de bölücü bir Kürt devleti kurmak istiyor. Bu tür şeyleri var. Şimdi Rusların Çarlık döneminden gelen e, Kürt politikasının bugün Lavrov tarafından yeniden telaffuz edilmesidir. Çarlık da aynı mantığa sahipti. Çarlıktan sonra başa gelen e, Sovyet, sosyalist cumhuriyetlerin mantığı da aynıydı. Lenin, Stalin de aynı mantığa sahipti. Eğer Lenin'in Orta Doğu e, kitabı okunursa e, bir İngiliz gazeteciyle bir röportajı vardı. Kendisine soruluyor, Orta Doğu politikanız. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğu politikanız. E Doğu politikası Kürdistan politikasıdır. Ee, mevcut olan statüku hem bizim hem müttefiklerimizin çıkarına uygundur. Zaten, ona, siz, Lozan, Lozan'dan sonraki yeah, statüden bahsediyor. Yeah, yeah, aynen. Zaten Lozan'da onaylayan Sovyetlerin de kendisidir. O anlamıyla Kürtlere karşı olan bakışları Rusların ister sosyalist olsun, ister çarlık olsun, isterse şu anki Putin yönetimi olsun yani değişen bir şey yok. Lavrov aynı mantığı seslendirdi sadece. ya yani ama ondan önce de aynı cümleleri kullanan söylemleri var. Şimdi Sovyet Rusya'nın buradaki mantığı şu bildiğin gibi Ukrayna ile Sovyetler Rusya arasında bir savaş var. Belki 6-7 ay sonra bir savaş var. Batı bloğu yani Amerika'nın önderlik ettiği Batı bloğu Ukrayna vasıtasıyla Rusya'yı dize getirdi. Yani Rusya'yı gerçekten madara çevirdi. Rusya çok sıkışmış bir durumda. Daha evvel o elindeki o silahlara çok güveniyordu. Atom bombamız var kullanırım milleti tehdit ediyordu. Bunu yapamadı çünkü karşı tarafta da ondan daha ağır olan atom bombalara sahip olan bir sürü ülkeler var. Yapamadı. Mevcut olan o diğer ekipman silahlar da Avrupa'nın silahları karşısında bir varlık gösteremedi. Şimdi gelen aşamada ortaya çıkmış. Hatta bundan iki gün önceydi galiba ayın altısındaydı. Bu ayın altısındaydı. Ee, Ukrayna sınırından Rusya işlerine e, 500 kilometre, 600 kilometre Ruslara ait olan havalanları var. Bunlar askeri tankerler var. Askeri uçaklar var. Üç tane havaalanı havaya uçurdular. Yani verilen mesaj şudur. Sizin gücünüz bu kadardır. Şimdi Rusya bunun intikamını almaya çalışıyor. Kendisi başaramadığı için Batı nasıl Ukrayna ile Rusya'yı dize getirdiyse bunlar da kendi mantık çerçevesi içinde işte biz de Orta Doğu'da Amerika'yı nasıl gerilettebiliriz? Elimizde bazı kuş devletler var. İşte bunların başında da Türkler var. Türklerle bu işe uygundur. Ben yaparım havasındadır. Zaten As -Asana'da bir görüşme sonucunda e, ABD mutlaka oradan çıkarılmalıdır diye bir karar da almışlardı. İran, Hı. Hı. Rusya Aynen. ve Türkiye. Aynen, aynı. Onun için Türkiye'yi kopanlıyorlar tabii. Türkiye de buna meyilli. Yani bir taraftan mevcut olan iktidar kendi iktidarını sürdürebilmek için bir zafere ihtiyacı var. Çünkü işte ekonomik olarak çökmüş, halk nezdinde itibarını kaybetmiş. Bunun için milletin milli duygularını, o an duygularını kabartmanın işte aracı da işte savaştır. O savaşı da kime karşı yapacaklar. işte ellerin, ellerinde bir kürtler kalmış. Diğerlerini hepsine zaten boyun eğdirmişler. Ve onlar da zaten Türkiye'de Kürtler hemen hemen boyun eğdirmişler. Türkiye'de şu an yani Kuzey Kürdistan'da öyle. Onları rahatsız edici bir potansiyel yani legal alanda var. Halk nezdinde güçlü bir şey var, potansiyel var ama askeri olarak bir göç kalmamış. O göç nerede var? İşte Güney Kürdistan'da var, bir de Rojava'da var. Ee, i̇şte bunları ortadan kaldırmak için adam programını yapmış. E bu programda yol verecek olan bir göç varsa o da Rusya'dır. Rusya'dır. Şimdi dediğim gibi Aslanada bir araya geldiler. İşte İran'dır, Rusya'dır, Türkiye'dir, ama şudur, Türkiye'nin onlara verdiği mesaj şudur. Ben bunları yok edeyim. Kürtler bir hak kazanmasın. Ben bitireyim. Buna gücüm yeter ama bana yol açın. Ben bunları yok ettikten sonra da Suriye tekrar eski yerine gelebilir. Bu konuda sanıyorum Suriye'de ikna etmişlerdir. İran da bu ara sessizliğini koruyor. Demek ki onlar da ikna olmuşlardır. Çünkü onlar da bugün zor durumdadırlar. Ee, esas bu Kürt potansiyelinin meselesini, belasını başlarına getirenin Amerika olduğunu çok iyi biliyorlar. Ee, şimdi Rusya'nın dediğim gibi işte Amerika'nın Orta Doğu politikasını boşa çıkarmak için yani özellikle Irak'ta, İran'da, Suriye'de e, onu geriletmek için elindeki o kuzu Türkiye'yi potup poporluyorlar. E, bir kara hareketli düşünülüyor ama Amerika'daki bu son gelişen haberler, aldığımız haberlere göre Amerika buna da karşıdır yani Fırat'ın batısındaki bir operasyona karşı olduğu daha evvel evde bir şeyler yoktu, mantıkları yoktu. Çünkü o alan benim alanım değildir diyordu. Rusya'nın alanıdır. Rusya'nın alanına müdahale edemem diyordu. Ama bugün Türkler oraya işgala bakarsa Amerika'nın tavrı ne olur kesin olarak bilmiyorum. Ama e, verilen mesajlara bakars bakarsak dedikleri olur. Biz Türkleri Koruyacağız. Ee, Türklerin Kürtleri ezmesini müsaade etmeyeceğiz. Bir mantıkları sahip. ki bu konuda biliyorsun Amerika'nın temel kurumlarının açıklamaları var. Ee, Pentagon'dur, Senatodur, e, Meclisdir. Ee, Onlar da ortaklaşamıyor. Çok... Hasan abi şimdi şöyle e, şöyle diyelim. Bugün mevcut durumda gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti e, oranın işgal etme isteğinin gerçekleştirmek durumunda değil. Ben bana göre güç olarak değil. Şöyle ama başka bir sıkıntı var. Yani e, diğer er, emperyalist ülkeler dahil olmak üzere biliyorsunuz orada dünyanın dört bir tarafında cihadistler toplan. Bunlar sanki Ortak bir karardı ya yani. ve o cihadistler beklendiği gibi yok da edilmedi. Dolayısıyla şu an 60-70 bine yakın bir cihadist gruptan bahsediliyor ee, şu an Türkiye'nin Suriye'deki egemenlik alanlarında. Dolayısıyla e, bu noktada aslında bunlar dediler ki Türkleri sokarız ee, şeyi düşünemediler demek yani ilhaka geleceği, gelebileceğini düşünemediler gimme geliyor. Dolayısıyla şu an orada bir ilhak politikasıyla orada ve Türkleri geri çıkartamayacaklarını düşünüyorlar. Afrin'den bile. Dolayısıyla da Rojava'nın doğusuna yani Fırat'ın doğusuna müdahale etmesini istemiyorlar. Bu 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 konuda neler diyeceksin? Şimdi hocam e, dediğin doğru. Şimdi eşitliği kendiliğinden oluşmadı tabii. İşte, oluşturan devletler var. işte. İsrail'dir, İngiltere'dir, Amerika'dır. Türkiye'de bu işin içinde. Hedef neydi? Hedef Esad'ı düşürmekti. Ee, Suriye'yi batı değerlerine uygun dizayn etmekti. Demokrasi getirmek yani. Eh, Onların eh, değil. Demokrasi getirmekti. <laughs> Ama, Amerika, yani. getirmekti. Amerika'nın projesi daha farklıydı. İşte üç bölgeli bir Suriye'de evet. projesi var. İşte Kürt bölgesi. E, ve şey. Arap bölgesi bir de Nusayriler bölgesi. Hmm. üç bölgeli bir federasyon mantıkları vardı. Şimdi süreç içinde IŞİD öyle gelişti ki tabi geçiş alanları Türkiye olduğu için Türkiye bu projeden şey çıktı, karla çıktı. O diğer tüm kesimler devre dışı kaldı. Şimdi bu tabi o projeyi yapanların işine gelmedi. Gelmedi çünkü Amerika'nın veya Batı'nın bir o projedeki şeyi Kürtler'e de burada bir yer var, yer vermekti. Ama o işin ortağı olan Türkler ise bunu engellemeye çalıştılar. Onun önünde evet. set oluşturmaya çalıştılar. Onun için de Amerika'nın o projesine karşı hatta ondan önce biliyorsun 1991'deki Irak'a Irak müdahale müdahalesiyle birlikte orada Kürtlerin hak kazanmasıyla birlikte Türkiye ile Amerika arasında bir çelişki oluşmaya başladı. Ve o çelişki o günden bugüne de sürüp geliyor. Çünkü sorun şeydir. Kürt Kürdistan meselesine karşı bakış meselesiydi. Amerika farklı düşünüyor. Türkler ise farklı düşünüyor. Türkler diyor ki kardeşim sen Kürtleri bir tarafa bırak, ben yine yüz sene sana hizmet etmeye adayım. Dünyanın neresinden herhangi bir problem olursa ben senin askeri olmaya hazırım. Ama Amerika bunu istemiyor tabii. Amerika'nın şu anki mantığı öyle değil. İşte dünyayı demokratikleştirme, batı sistemine uygun dizayn etmek. Şimdi bu konuda da 70 milyonluk bir Kürt halkının insanlığın geldiği bu aşamada mevcut statüyle idare edilemeyeceği ortada mantığına sahip. Bu son dönemlerde işittiğimiz kadarıyla hani bu şeyde bir toplantı oldu bundan sanıyorum bir hafta önceydi Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanı. NATO evet. Evet. Bu, Orada ve daha evvel Türklere Türklere dayattıkları bir mantık varmış. Öyle söyleniyor aldığımız haber o. E, Türklere diyor ki kardeşim burada güçlü bir Kürt nüfus var. Potansiyel var. var. Ha, yani Kuzey Kürtlerine nefes aldır. Yani size demiyoruz tüm haklarını verin. O da senin gibi eşit olsun o, o, sürece daha epey bir zaman var. Ama bunlara en aşağı nefes alabilecek bir açılım yap. İkincisi Suriye müdahale etmekten vazgeç. Suriye Kürtleri sana saldırmıyor. Şimdiye kadar sana saldırmamış. O sağda solda işte bomba patlama ne o? Karkamıştır veya İstanbul'daki o İstanbul'daki İstiklal isik, caddesi yani. e, Bunları kendin yaptığın Açıktır Açıktır yani PYD'nin veya PKK'nin Bunlarla herhangi bir alakası olmadığını Siz de biliyorsunuz Biz de biliyoruz Bu sevdadan vazgeç İkincisi Rusya'dan uzaklaş Sen NATO ülkesisin NATO'nun ve Batı sisteminin almış oldukları kararlara oymak zorundasın. Ee, bu arada müzakereler yapılmış. Galiba Türkler biraz yumuşamışlar. Şimdi yumuşayınca bunlar özellikle Türklerin bu son hava operasyonlarına biraz tolerans tanıdılar Amerikanlar. Hem Rojava'ya hem de Güney Kürdistan'daki yani. takipçilerle karşı. E, fakat sonra da Türkler tabii buna uymadı. Oymayınca Amerikan politikası değişti. Yani bir haftanın içinde değişti. Çünkü bu politikanın önderliğini yapan bu Avukum dedikleri e, NATO Avrupa e, askerleri bilgidir. E, o Türklerle bu müzakere sürdürüyordu. E, Türkler olmayınca bu proje çıktı. Tabi bu proje çıkınca ayrıca bu projeye karşı olan şu an Rojava'da olan SENCOM var. Amerikan askeri gücü. Merkez evet. kuvvetler diyorlar. Onlar başından beri bu projeye karşıydılar. Yani Türklerin artık batı sisteminden koptuğu, Sovyet sistemi, nedir? Doğu sistemi içine kattığı, e, Putin'le birlikte hareket etti. Adalet ha kokun olmadı. Bir mafya sonra bir değişime uğradı. Bir değişime uğradı. İşte sosyalizmde, sözde sosyalizm bana göre o dönemde sosyalist değildi. Şimdi 1990'lardan sonra soya sistemi çöktü. Onun yerine kapitalist bir sistem kuruldu. Şimdi Batı Rusya'yı Avrupa veya Batı sistemi içine çekmek için çok uğraştı. Para yardımı yapıldı, e, politikada yardımcı oldu, her alanda onlara destek verdi. Petrollerini aldılar, gazlarını aldılar, e, dünya sistemi içinde kendilerine bir yer verdiler. E, fakat Putin'in iktidara gelmesiyle birlikte işte Çarlık döneminden kalma, Lenin döneminde de devam eden daha doğrusu e, Rusların işte küresel bir güç projeleri uygulamalar diye çalıştı. E, e tabi bu Amerika'nın işine gelmedi. Yani daha doğrusu bu sistemin içine gelmedi. Adamlar dediler ki ya kardeşim bak biz sizi organize ettik. Sizi göç yaptık, petrolünüzü alıyoruz, pazınızı alıyoruz. Bizim sayenizde para sahibi de oldunuz, oturun yiyin, için. Ama bizim hakim olduğumuz alanlara müdahale etmeyin. E, Sovyetler boş durmadı. Boş durmayınca Batı sistemi Ukrayna üzerinde onlara bir savaş açtı. Ve bu savaşla birlikte Rusya'ya çok büyük bir darbe indirildi. Şimdi Rusya bunun intikamını almak için Amerika'nın Orta Doğu projesini boşa çıkarmak için elindeki var olan kos zaten Suriye egemenliği altındadır. İran'la çok iyi anlaşmaktadır. Ee, Türkiye'de bu Recep Tayyip Erdoğan'ın ...ston yıllarındaki politikasıyla batı sisteminden koptu. Ee, Rusya'ya entegre oldu. Şu an Rusya ile Putin ile Türkiye'deki Erdoğan şu an kaderler hemen hemen aynı karede. Ee, o anlamıyla da Rusya Erdoğan'ı kullanmaya çalışıyor. Hasan abi e Şöyle baktığımızda Rusya'daki Rusya'nın Suriye'deki konumuna baktığımızda mesela e, çok ilginçtir bu TC'nin kara hareketi süreciyle beraber hem Rusya'nın güçleri hem de Suriye güçlerinin e, kuzeye doğru gelişleri ve o Memmiç vesaireyi oraları tutmaları söz konusu oldu. Şimdi bunlar Türklerle anlaştılar veya Türkler onları bir şekilde e, o uzlaşma noktasına getirdi ve onların bahsetmiş olduğu Kürt Koridorunu e, İdlib'i ele alarak sağlamış oldular. Bu noktada da yani şöyle bir şey görünüyor. E, ben Afrin ve dolaylarından çıkmayacağım. Dolayısıyla da ee, Rojava'yı al sizin olsun gibi bir düşünceleri var mı yok mu sizce buna Buna Rusya izin verir mi yani e, Suriye egemenliğindeki bir noktada Türklere pay verilir mi o noktada şimdi Rusya için esas hedef Amerika'ya bir ders vermektir projesi bunun üzerine inşa edilmiş. Amerika'yı Orta Doğu'da nasıl ki Avrupa'da Amerika Rusya'yı dize getirdiyse Rusya'da Amerika'yı Orta Doğu'da bir ders vermeye çalışır. Bunu kendisi yapamıyor. Direkt kendisi yapamıyor. Bunu kimin üzerine yapacak? Türkiye ve, üzerine. İran ve Türkiye üzerine. Evet. Türkiye, İran şu an kendi içiyle uğraşıyor. İran o eski gücünü kaybetti. Yani Orta Doğu'da evlaş bugün fazla böyle Türkiye gibi önemli bir rol oynama pozisyonu kaybetmiş durumda. Çünkü iş sorunlarla uğraşıyor şu an. İran'ın görevini de, Irak'ın görevini de, Suriye'nin görevini de, yani Kürtlere karşı olan mücadeledeki görevini <laughs> bir bütün olarak Türkiye üstlenmiş. Bunu Rusya'da görüyor. O anlamıyla da popülüyor. Ee, yani Amerika'ya Türkiye eliyle bir ders vermeye çalışıyor. Türkiye de buna hazır. Yani çünkü e, Kürt meselesini veya Kürdistan meselesini kendi bakat sorunu olarak görüyor. Yani Kürtlerin varlığı, Türklerin yok oluşu olarak algılıyor. Onun için her halükarda Kürt potansiyelini, Kürt kazanımlarını, yani daha doğrusu Kürtleri tartıştırmak için bir mantık, mantık sahibidirler bunlar. Böyle bir gücü var mı gerçekten? de? Ö, şimdi böyle bir gücü var mı? Böyle bir gücü olsaydı şimdiye kadar yapardı. Demek ki yok işte tam da bu noktada. Evet. Tam da bu noktada diyorum, Kürtlerin e, durumuna bakalım çünkü aynı güç Kürtler arasında da devşirilerek edinilmeye çalışılıyor. Mesela gerek şu an Güney'deki Güney Kürdistan'daki olan ilişkileri, genel işte Enekese ile dediğimiz Öso ordusuyla e, yapmak istediği, e, yani sonuçta burada Kürtler kullanılıyor. Tam da bu nokta, Kürtlerin Gerçekten de bu canıraş pazarlık içerisinde bir aktör olma, olabilme şanslarını yakaladılar mı sizce? Yoksa henüz o noktada değiller mi? Şimdi Kemal Hocam, mesele şudur. Kürtlerin siyaseti problemli. Yani Kürtlerin millet olmadan doğan haklarını programlama bunun uğrunda mücadele etme diye mantık sahibi değildirler. Dikkat et. Umarım ki tüm Kürt hareketlerin programlarını incelemesindir. Hiçbir hareketin özellikle sahada olan hareketleri diyorum. O küçük naylon böyle herhangi bir apartmanın bir dairesini almış işte ben de Kürt hareketim diyenleri saymıyorum ben. Onları geç. Onları geç. Yani sahada olan, güçlü olan işte KDP'dir, PKK'dir, YNK'dir. Ee, bu partilerin programda bağımsızlık hedefi yok. Aa, kimine sorarsan işte bağımsız Kürdistan bizim kalbimizdedir. E, kalp, kalple bu iş olmuyor. Yani programda yok. Programda olmayınca sen milleti ona göre örgütleyemezsin. Dayatamazsın. Mesela şu an Birleşik Milletler önünde sürekli Kürtler çadır kurarlar, protest ederler. E ne istiyorsunuz kardeşim? E biz demokrasi istiyoruz. E onlar da diyorlar ki kardeşim demokrasi istiyorsanız gidin ülkenizde mücadele edin. Ülkeyi demokratlaştırın. Yani bizim başka ülkelere demokrasi götürme diye bir görevimiz yok. Bunu ne yani? kadar gerçekçi şu an bağımsız Kürdistan'ı istemek ne kadar gerçekçi? Şimdi hocam şimdi koşullar farklıdır. Koşullar farklıdır. Şimdi dünyada ulusal kurtuluş hareketlerine incelediğinde, incelediğinde hiçbir ulusal kurtuluş hareketi bağımsızlığı pazarlık konusu yapmamışlardır. Kuruluşundan itibaren her örgüt benim hedefim çünkü benim milli egemenliğin kasp edilmiş. Eğer devrim yapacaksa bunun alternatifi olmalı. Alternatifi nedir? Bunun alternatifi kendi olusal egemenliğime sahip olmadır. Bunu programlarsın. Ha bunu ne zaman gerçekleştirebilirsin? Bu iki koşula bağlıdır. Birinci koşul, milletçe bunu istemek gerekir. Yani tüm örgütlerin, halkın bunu istemesi gerekir. Ben egemenlik altında kurtulmak istiyorum. Amacım, hedefim budur demesi gerekiyor. İki, uluslararası koşulların buna elverişli olması gerekiyor. Bak dikkat et. Kürtler 200 seneden beri mücadele ediyorlar. Ama bir karış toprak özgürleştiremediler. İşte Mahabat'ta belli bir statü oldu. O da fazla uzun sürmedi. 11 ay gibi bir sürede oldu. O da kimler vasıtasıyla oldu? Sovyetlerin desteğiyle oldu. Sovyetler o desteği çekince mahaba çıktı. Şimdi günümüzde Kürtler devletleşmek eğer istiyor, ilk önce bunu istemeli. Bunu temel koşul olarak ileri sürmeli. Ben bunun için mücadele ediyorum demeli. İkincisi bu projeyi destekleyen bir uluslararası süper gücün desteğini alması gerekiyor o destek bugün Kürtlerin ayağına gelmiş Amerika'dır ve Amerika'nın öncülük ettiği batı sistemidir ve şimdi şimdiye ama, kadar ama 1991'den beri de görülen o ki yani bunu Barzanilerin açıklamaları bazında da baktığımızda e, mesela e, şeyde referandum sırasında ABD'den giden mektuba rağmen e, o o korkularını atamadılar ki şey yapamadılar o mektubu hayata geçiremediler. Yani yine bizi kaba bir tabir olacak ama satacaklar gibi bir mantalite güneyde bile mevcuttu. Yani e, dolayısıyla Rojava için aynı şey geçerli olabilir mi sizce? Hocam bak bak. Bak. Şimdi o süreçte Kürtler yanlış algılıyor. O referandum sürecinde yanlış algılıyor. Ki biz başından beri, ben kendim ve arkadaşlarımla birlikte başından beri karşı çıktık. Referandum meselesi, Türklerin bir projesiydi. Güneylerin bir projesi değildi. Yani Güneyler oturup tüm parti olarak, parlamento olarak, meclis olarak böyle bir karar yok Güneyde. Kadeperlerle Türkler oturdular, Türkler Kadıpe dayattı, sen referanduma gideceksin. Gitmesinin nedeni şudur, KDP'nin de buna ihtiyacı vardı. Çünkü içeride halk huzursuzdu, açtı, perişandı. Yani soygun, kurtulma. Ondan dolayı sıkışmıştı. Bunu atmanın yolu çok radikal bir sloganla ortaya çıkması gerekiyordu. O slogan da neydi? Referanduma gideceğiz, bağımsızlığı alacağız. Halkı böyle mutfağa ettiler. Türkler de bu konuda bunları popüllerdiler. Ama Türklerin amacı şuydu, yükselen Kürt milli hareketini sekteye uğratmak. Amerika uyardı. Ya. Yeah. İçişleri Bakanı mektup yazdı. Ondan önce mekkur kendilerle görüştü. Yapmayın kardeşim. Siz bunu yaparsanız elinizde kinde olursunuz. Ve nihayetinde biliyorsun. <laughs> Son operasyonla 2017 miydi? Yeah. Kerkük dahil Kürdistan'ın yüzde elli biri geldi ve onun arkasında da emin ol Amerika vardı. Çünkü Amerika Güneylerin Türkiye ve İran'a olan yaklaşımlarını doğru bulmuyordu. Dediler ki kardeşim tamam komşusunuz ilişki kurabilirsiniz ticarete yapabilirsiniz ama Bunları bu kadar kendi içinize almayın. Ama biz Güney Kürdistan'a baktığımızda ekonomi Türklerle İranların elinde. Türklerin sayısını bilmediğimiz askeri karakolları var. mit merkezleri var. Tüm şirketler mitin hakim olduğu, ordu ve mitin bağlantılı olan iş adamlarının şey yani Kürdistan'daki, Güney Kürdistan'daki o Kürt milletine ait olan e, maddi şeyi Türklerle, Kadepe ve YNK'nin o üst kesimi birlikte kurtulmuyorlar. Amerika bu konuda bunları çok koyardı. Ama dinlemiyorlar. Amerika şunu dedi kardeşim, devletleşmek istiyorsanız böyle sloganla olmaz. Bir, milli ordu kurun milis şeffaf kontrol edilebilir bir ekonomik yapı oluşturun. E bunların hiçbirisini yapmadı. Şu an geçen gün bir liste yayınladım ki o, o, meclis başkanının hazırladığı bir şeydi. Listeydi. 15'e yakın tane ordu var. Güney Kürdistan'da 15'e yakın ordu her aşiret bir ordu kurmuş. Başında aşiret reisidir general rütbesi tapmış adam. General maaşı alıyor. Altında da 7-8'den de subay var. Ona da subay maaşını alıyor. Şimdi politika bu. Bak dikkat et. Türklerin hem Güney Kürdistan'a PKK'nin hakim olduğu alanları bombalaması hem de Rojava yönelik olan <laughs> bir öksürük tutu e, operasyonlarına Tüm dünya karşı çıkmasına rağmen e, Hevler hükümetinde bir şey yok. Yani Kesinlikle. en aşağı insan der ya bu doğru değil. Yani bu komşuluk hakukuna uymaz. Hiç sanki o bombalar Afrika'nın bilmem ne çürüne düşüyor. Kardeşim bu bombalar Kürt çocuklarının kafasına iniyor, Hastanelere düşüyor. Onlara düşüyor. Alt yapıyı mahvediyor. İnsan en aşağı bir karşı çıkar. Şimdi burada NSK'nin rolünü de anlamak mümkün. NSK Türk mitinin eğitimi bir örgütlüktür. Enesake'yi organize eden, organize eden, eğiten, örgütleyen, ki şeflerin çoğu zaten Türkiye'dedir. Ya İstanbul'dur, ya Ankara'dır, yeah. ya, da Mersin'dir. Büroları var, <laughs> maaşlarını alıyorlar. HDP de destekliyor. Şimdi bu anlamıyla HDP'nin siyasetiyle, NSK'nin siyasetiyle, Türk Devleti'nin siyaseti aynıdır. Onlar emin ol, emin ol, hem HDP hem NSK, Türklerin Kürtlerden nefret ettiği kadar Rojava Kürtlerinden de nefret ediyorlar. Daha doğrusu PYD'den nefret ediyorlar, PKK'den nefret ediyorlar, YPK'den nefret ediyorlar. Hocam Onların... bu noktada o zaman yani Kürtler nasıl pazarlık oluşturacak bir güce erişme olasılıkları var? Yani mesela biz Güney'le Rojava'nın acaba birleşip birleşememe noktasını düşünüyorken e, şimdi sizin anlatımlarınız biraz daha uç noktalara gitti. Yani buna rağmen bağımsızlık yine havada kalmıyor mu? Yani bağımsız Kürdistan'ı istemek biraz havada kalmıyor mu? Hocam şimdi biz bir milletiz. Biz bir milletiz. Milli egemenliğimiz gasp edilmiş. Milli egemenliği gasp eden milletler bu doğaldır, yasadır. Tüm ulusal kontrol şarketlerinde böyledir. Bu bir haktır. Bir haktır. Bu hap pazarlık konusu yapamaz. Biz isteriz, isteriz. Ama istemek farklıdır. Bunu gerçekleştirmek farklıdır. Mevcut olan kür örgütlerinin böyle bir amacı yok. Böyle bir amacı yok. Yani bu koşul yerine getirilmiş değildir. Amerika şeyi dayattı. Güney ile Roja. Yani de, bir kere Güney'e dediler ki ya ordulaşın, devletleşin. Yani devleti devlet yapın, kurumları oluşturun. Ama bunu yanaşmadılar. Hiçbir devleti devlet yapan güneyde hiçbir kurum yok. Ayda şirkettedir. Ya KDP hakimdir ya da Yeneke hakimdir. Ve Rojava dedi, için aynı şey söyleyebilir miyiz? Rojava'nın konumu ne? Rojava hocam bağımsızdır. Yorsever bir güçtür Rojava'daki PYD-YPK. Bağımsız bir güçtür. O anlamıyla da e, tüm ülkelerin yani batı, batı kastetmiyorum. Yani özellikle Orta Doğu'daki bizi sömürgeleştirilen İran'dır, Irak'tır, Suriye'dir, Türkiye'dir ve buna KDP'yi de ekleyebilirsin. Yani NSK'yi de ekleyebilirsin. Hepsinin çimşeklerin üstüne çekmesinin nedeni onun milli bir hareket oluşunun nedenidir adamlar diyor ki kardeşim ben Kürt milletinin hakları yenilmiştir. Ben bu haklarımı alma mücadelesi veriyorum ve çok ağır bir bedel de ödediler. Yani iddiaya göre 12 nö... 12.000'de şey bin, 25 yani. binde yaralılar var. Yani şehit verdiler şimdi ve bunu bugün de fedakarca savunuyorlar. Şimdi Ha bunlar tek başına başarabilirler mi? Hayır. Mutlaka bunları destekleyen uluslararası bir güç olması gerekir. O güç de var. Yanı başındadır. Amerika'dır. Amerika oradaki üstündeki şemşeyi kaldırsalar ben siz artık korumuyorum. Sizi Türklerle baş başa bırakıyorum dediği andan itibaren e, yani ben diyeyim bir hafta sen de altı aydı ama sonuç olarak bugünkü savaşlara kazanan tamam insan boyutu önemli, etkili ama savaşta belirleyici olan silahtır. Bak Rusya'yı bile dizle getirdiler. Amerika, Avrupa'nın silahları Rusya'yı bile getirdiler. Adamlar e, füzeyi fırlatıyorlar, 600 kilometre gidiyor. Yeah. Ve hedefini de şaşırmıyor. E, yarın bir gün e, Afrin nasıl düştü? Afrin'de ilk üç hafta parada Savaşı'nda YPK Türklerin Allah'ını şaşırdı. İlk üç günün içinde benim aklımda kaldığı kadarıyla 50-60-70'e yakın tankı tarif etti. Ve bir Sovyet generalin iddiası var. Dünyada böyle bir savaş ben görmedim. Ne filmlerde var, ne Birinci Dünya Savaşı'nda var, ne İkinci Dünya Savaşı'nda var. Harika bir savaş çıkarttılar Kürtler. E, 58, sana. 58 gün falan sürdü zaten. Ya, ya. E, fakat hava koridorunu açınca, uçaklar devre girince hocam, senin uçaklara karşı hava koruma sistemin olmayınca senin yapabileceğin bir şey yok. Bu anlamıyla e, şu an o, koruyucu meleğimiz Amerika'dır. Amerika eğer bak şunu akılda tutmak lazım hocam. Devletleri kuranlar, devletleri yıkanlar biz değiliz, milletler değil. Bu sabitleşmiş. Dünyadaki tüm devletlere bak. Yani 1920-30 sürecinde 20-30 tane devlet var dünyada. Ama ondan sonra kurulan devlette de şu an galiba 212 mi 203 tane devlet var. Ve bu devletlerin hepsini kuranlar tamam Halklar mücadele etmiş, milletler mücadele etmiş, büyük bir de ödemiş. Fakat bu yetmemiş, yetmez. Bunu destekleyen mutlaka bir dünya süper gücün olması gerekiyor. Hakim Kür... güçle beraber olmak gerekiyor yani. O da zaten sonuçta senden bir şeyler alarak bunu sağlayacak. Tamam verelim hocam verelim. Bugün zaten bize ait olan bir şey yok ki Kürdistan'da. Bizim bir onur, onurumuz kalmış onurumuzun dışında Kürtlerin elinde şu an ne var? Petrol mu? Gaz mı? Amerika gelsin, bizi devletleştirsin. Kendi dilimizi kullanalım. Kendi kültürümüzü geliştirelim. Bayrağımız olsun. Kendi ülkemizin pasaportu olsun, kimliği olsun. Petrol mü? Yarısını o yiyorsun, yarısını biz yiyelim. Bunda bir bisaport... buna, rağmen, buna rağmen e, e, Rojava'ya karşı çok olumsuz eleştiriler de var. Yani işte Suriye'yi kurtarmak size mi düşmüş? İşte kendi devletinizi kurun, yok işte özelliklerinizi ilan edin. Kürtlerin gerçekten böyle bir gücü var mı ya? Yani? Adamlar, ya bir insanın canından daha fazla değeri nedir? Hiçbir şeydir. Candır da. Adamlar canlarını ortaya koymuşlar. 12 bin şehit vermişler bir hak hukuk oluşturmuşlar. Bir sistem oluşturmuşlar. Kürdüm diyor, Kürt İstiklal Marşı okunuyor. Ya. Yeah. Yani bundan daha güzel ne var? Yok efendim, demokratik Suriye istiyorum. Niye bağımsızlık ilan etmiyorlar? Ya o adamlar da işin başında, işin başında, işin başında. Yeah. Şimdi ayrıca bunu söyleyen emin ol, kendi ülkesinin tanımıyor. Bugün Rojava dediğimiz alanda eskiden 5-6 milyon Kürt vardı. O öyle deniliyordu. Yani resmi bir rakam yok. O öyle deniliyor. Emin ol şu an 3 milyondan fazla değil. Bir kısmı kaçtı geldi, bir kısmı öldü. Şu an emin ol 3 milyon mudur? Daha az mıdır, daha fazla mıdır bilmiyorum. Ama şu an neydi desegenin kontrolünde olan kesim alanda, kesi, alanda e, Araplar daha fazladır. Arap nüfusu daha fazladır. Ha, hmm. Ermenisi var, Asori Suriyanisi var, ha, bir de Kürtler var. Ha, siyasi er, siyasi er, siyasi önderlik Kürtlerdedir. Bu güzeldir. Evet. Şimdi daha evvel bir ara bir şey işitmiştim. Duydum daha doğrusu. Aynı şeyi ben de söyle söylüyordum. Yani eee YPK PY'de niye bağımsız da şey yapmıyor? Niye işte eee Kantun diyor. E, niye Kuzey Doğu Suriye diyor. Bizim evet. bir dostumuz bize uyardı. Dedi ki kardeşim şimdi orayı bilmek lazım dedi. Dedi Kürtler dedi çok şehit verdi, çok bedel ödedi dedi. Dedi Kürdistan derse, Kürdistan derse, ne Arabı katılır, ne Suriyanisi katılır, ne Ermenisi katılır, ne Türkmeni kaldırır. Çünkü tüm milletlerde var. Ya yeah. milletlerde var. Onun için Kuzey Doğu Suriye diyor. Kuzey Doğu Suriye dediği zaman Herkes o yapının içinde oluyor. Şu an dedi, vesegenin içinde dedi, on binlerce dedi, Arap var, savaşıyor. E biraz da onarıyorsun dedi. Yani bu kötü bir şey değil ki. Ayrıca da Rojava tek başına, bağımsızda ilan edemez hocam. Dört tarafı, dört bir tarafı, düşmana sarılıdır. Türkiye, Suriye, Ördün, Irak, Küçük bir kapı var. Güney Kürdistan. E, Güney Kürdistan Türkiye ile uğraşıyor. E, zaman zaman da biliyorsun o kapıyı da kapatıyor. Bu, bu anlamıyla o kapıyı da kapatılırsa onlar açlıkla karşı karşıya gelir. O kapının açılması da Amerika'nın zorlamasıyladır. E, güneyler zaman zaman o kapıyı kapattılar. Türklerin baskısı sonucu. Evet. E, i̇laç gelmez, boğday gelmez. İlaç gelmez elbise gelmez o halk açlıkla peki, karşı karşı. peki Hasan abi son olarak e, yani bir umudumuzu yitirmiyoruz tabii ama bu son pazarlık sürecinde Rojava'nın geleceği e, yani dediğim gibi güney ile birleşme istek ve arzusu veya işte kuzey kuzeydeki var olan sürece Nasıl bir e, yöne evrilir sizce? Kısaca alayım çünkü çok fazla vaktimiz yok Hasan abi. Hocam mesela şu, mesela şu. Şimdi her şey gelip Amerika'nın Orta Doğu'da izlediği, sürdürdüğü, uyguladığı e, genişletilmiş Orta Doğu projesine dayanıyor. Amerika bu projesini uygularsa bu proje içinde, içinde... Suriye'nin parçalanması var, İran'ın parçalanması var, İran'ın, Irak'ın ve Türkiye'nin parçalanması var. Zaten Amerikanın generallerinin açıklaması Türkiye'de bu projenin içindedir. Bu iş Amerika ile olur. Ha, biz mücadele etmeyecek miyiz? Koşkusuz biz mücadele edecek. Millet de mücadele ediyor ve ediyorlar da. Sadece hani biraz önce izah ettiğimiz gibi sadece Rojava'da o küçücük parçada, 12 bin şehit verdik. Elbette mücadele edeceğiz. Ama te tek başımıza Kürtler 100 senede uğrasa, savaşsa, 1000 senede uğrasa biz bir hak elde edemeyiz. 200 senedir mücadele ediyoruz. Bir karış toprak kurtaramadık. Ama Amerika 1991'de Irak'ı müdahale Federasyon statüsünü kazandık. Amerika 2000 11 yılda Suriye'ye müdahale etti. Şu an özel bir yönetime sahibiz. Şu anda İran kaynıyor. İran'da da bir statü kazanacağız ve Türkiye'ye yönelecekler. Bunu biz uzun süreden beri savunuyoruz. Doğrusu da budur. Gelişme bu yöndedir ve Türkler de bunu gördüğü için bu kadar azgınlaşıyorlar, Kürtlerin üzerine gidiyorlar. Onun için Amerika düşmanlığı bu kadar ayıka çıkmış. Peki Hazan abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Katılımın için değerli e, seyirciler e, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, evet umutlarımızı yitirmiyoruz. Kürtlerin geleceği sağlam. Yeter ki Kürtler kendi içsel e, ilişkilerini sağlam bir temel e, üzerinde e, mücadele edip yani ki mücadele ediyorlar bunca bedel e, ödemelerine rağmen kendi içsel kırılmalarını biraz daha tamire yönelirlerse e, geleceğimiz umutlu dolu diyebiliriz. E, dolayısıyla da nerede olursanız olun e, o coğrafyayı düşünerek, o halkı düşünerek, o e, tarihsel kültürel yapıyı düşünerek bir aradalığınızı demokratik değerler içerisinde birbirinizi eleştirmeyi ve strateji geliştirme oluşturma noktasında da güç birliği etmeyi unutmamamız gerekiyor. Hasan abi tekrar çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Hocam umud, umudumuz hiçbir zaman kırılmadı. Bizi tutuklayabilirler, edebilirler, atabilirler, sürgün edebilirler. Ya biz 72 milletiz bizi yok edemezler. Yani dünyanın insanlığın geldiği bu aşamada bu sorunu bu sorun çözülmek zorundadır. Biz devletleşeceğiz. Emin ol. 21. yüzyıl Kürt yüzyılı olacaktır. Hiç kimse bunu engelleyemeyecek. Herkes bunu böyle bilmelidir. Teşekkürler teşekkür abi. Ederim. İyi yayınlar.